Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Radiyallahu anna ve radiyallahu ankum. Kafirun suresi bugün tefsir dersimizin. Kafirun. Kafirun ne demek? Kafirler demek. Kur'an-ı Kerim'de hitap çeşitleri vardır. O hitap kime dönükse ayetin ya da surenin muhatabı odur. Yani ey kafirler diye başlayan bir surenin muhatabı kafirlerdir. Ben değilim yani. Ey münafıklar diye başlıyorsa münafıklardır. Ben değilim. Ya eyyühellezine amenü diye başlıyorsa, ey iman edenler diye başlıyorsa, muhatabı benim, biziz. Şimdi bu okuyacağımız, bugün tefsirini yapmaya çalışacağımız surenin muhatabı biz değiliz. Muhatabı kafirler. Kur'an kafire kafir diyor. Zaten kafire başka bir şey denmez ki. Neysen odur İslam'da. Kafire kafir, münafığa münafık, Müslümana Müslüman denir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Kafirun. Kafirun suresi. Yani kafirler suresi. Mekkiyetün ev medeniyetün. Ya Mekke'de inmiştir ya Medine'de. Ama bu surenin kuvvetli rivayeti Mekke'de indi. Şimdi söyleyecek zaten. Sittü ayetin. 6 ayettir. Peki ne zaman indi bu sure? Ne zaman indi? Hani Medine diyenler var ama bu surenin iniş, nuzul sebebi, inme sebebi Mekke'de indiğinin ispatı zaten. Diyor ki, nezelet, bu sure indirilmiştir. Lemme kâle rahtun minel müşrikîn li Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman ki bir grup kafir, Mekkeli kafir, Efendimiz'e gelip dediler ki, te'budu âlihetenâ seneten. وَنَّعْبُدُوا اِلَٰهَكَ سَنَةً Mekkeli müşrikler, kafirler çıktılar geldiler dediler ki ya Muhammed gel anlaşalım seninle. Bu iş böyle olmayacak, kavga büyüyor. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahlarına tapalım. Anlaşalım seninle. Pazarlık söz konusu olmuş Mekke'de. Hatta bundan önce şeyi teklif ediyorlar. Diyorlar ki sana Mekke'nin, Kabe'nin anahtarını verelim. Şu kadar deve, şu kadar hayvan verelim. İstediğin kızla evlen. Hangimizin kızıyla istiyorsan al, nikah et. Ama bu davandan vazgeç yani. Önce bunu teklif ettiler. Sonra dediler ki gel bir sene sen bize, bir sene biz sana. Sen bizim ilahlarımıza tap. Elihetene diyor bak. Çoğul, ilah kelimesinin çoğunu. Sen bir sene gel, bizim ilahımıza tap. Biz de gelelim. Nabudu ilaheke seneten. Bir senede biz senin ilahına tapalım o zaman diyorlar. Bu sure o zaman iniyor. Demek ki Mekke'de indi. Kuvvetli şey bu. Efendimiz onların ilk teklifinin yani gel sana Mekke'yi verelim, işte Kabe'yi verelim, kızlarımızı verelim, hayvanlarımızı verelim, mal verelim, altın verelim, gümüş verelim teklifinde Efendimizin cevabı meşhur bildiğiniz bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben yine de davamdan vazgeçmem buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Görüyor musunuz davaya nasıl sahip çıkılıyormuş? İslam davasına böyle sahip çıkılır. Aman ben ona bir şey demeyeyim, o bana bir şey derse aramız bozulur, akrabamız bozulur, arkadaşlığımız bozulur, patronla aram açılır, memuriyette şu olur, müdürle, şefle, kılla, yünle, tüyle, börtü böcekle bu hale geldi Müslümanlar. O yüzden ben şöyle diyorum, hatada, teşbihimde hata varsa Allah beni affetsin. Efendimizin en büyük sünneti dava adamlığıdır. Nasıl dava adamlığını bize öğretmiştir. Bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben davamdan vazgeçmem. Sonra da işte sen bizim ilahlarımıza bir sene tap, biz senin ilahına bir sene tapalım dediler. Efendimiz onlara tefsir kaynaklarında geçiyor. Ey cahiller topluluğu diye hakaret ediyor böyle. Hakaret değil aslında da yani bu tip adama cahil demek, kafire kafir demek bunlar hakaret değil yani. Efendimiz yumuşak, naif,
Allah'ın cemal sıfatı üzerinde en çok tecelli etmiş varlık. Ama öyle bir kızıyor ki ey cahiller topluluğu diye çıkışıyor onlara. Şimdi Allah'ımız buyuruyor ki kul Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Besmele'nin manasını, Fatiha tefsirini dinleyin. Bunları yayınlıyoruz biliyorsunuz. Orada anlattık uzun uzun. Kul de ki Allah'ımız Efendimiz'e emrediyor. Ya Habibim, ey Muhammed, ey Resulüm aleyhissalatü vesselam. De ki ya eyyuhel kafirun, ey kafirler de diyor. Bak şimdi, Kur'an kafire kafir diyor. Efendimiz'i düşünebiliyor musun? Bana diyorlar ki, peygamberimiz böyle konuşmuyordu. Bak konuşuyormuş. Ayetle hem de sabit. Ben geçenlerde kafirlere kafir dedim diye. Bana etmediklerini bırakmadılar. Bak bir daha diyorum. Çünkü ben demiyorum. İslam diyor, Kur'an diyor. Ben demiyorum. Kur'an kime kafir diyorsa ben ona kafir diyorum. Bak kime diyormuş şimdi? Kafir kime denir? Onu izah edeceğiz. Kafir kime denir? İslam hukukuna göre kaide söylüyorum. Kafir kimdir? Kafir Allah'ın varlığına, birliğine inanmayan veyahut da şüphe eden veyahut da Allah'ın varlığına ve birliğine inandığı halde peygamberinin getirdiği dine, ahkama, hükümlere, kanunlara, kaidelere inanmayan yahut bu kaidelerden şüphe duyan yahut bu emirlere beğenmeyen, eleştiren yahut bu emirlerin tamamına inandığı halde tek bir emre ya da yasağa inanmayan kişiye İslam hukukuna göre, İslam akidesine göre, Kur'an-ı Kerim'e göre kafir denir. Peki bu hükümlerin tamamının adı nedir? Bu hükümlerin Allah'ın peygamberi vasıtasıyla, yani biz şimdi İslam'ı konuşalım, diğer peygamberler için de geçerli ama biz şimdi kendi dinimizi konuşalım. Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın vasıtasıyla bize gönderdiği emirlerin, yasakların, kanunların, nizamın, kaidelerin toplamına ne denir? Şeriat denir. Demek ki şeriatın tamamına inanmayan yahut da şeriatın hükümlerinin bir ta hepsine inandığı halde bir tanesine bile inanmayan yahut şüphe eden kişiye İslam hukukuna göre kafir denir. Kaide bu. Şimdi bunu Halil Konakçı söylemedi. Falanca hoca söylemedi. Filanca hacı söylemedi. Kur'an'ın ahkamın kaidesi budur. Kafirdir. Bu emirlerle alay edene de kafir denir. İslam dininin emirleriyle ve yasaklarıyla da alay edene istihza demek bu, kafir denir. Kaç çeşit yolla küfre düşülür? 3 çeşit yolla küfre düşülür. 1. Küfrü inadi. İnat ediyor yani. Biliyor ama inat ediyor. Ebu Cehil bile Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam peygamber olduğunu biliyor ve inanıyordu. Ebu Talip de öyle amcası. Biliyordu ve inanıyordu. Ama inadından iman etmedi. Biliyorum diyordu, Muhammed sen peygambersin. Ama ben dururken neden sen? Sen bir çobansın diyordu. Senin okuman yazman yok. Ebu Cehil bakma cahillerin babası dediğimize. Okuma yazması vardı onun. Yani ilmi çalışması vardı onun. Neden ben değil de sen diye inkar ediyordu? İnattan. Ebu Talip de biliyordu. Sen biliyorum Allah'ın elçisisin diyordu. Hadi amca iman et. O kadar iyilik yapıyor çünkü. Hadi iman et. Kavmime sonra ben diyor ne diyeyim diyor yani. Kavmime ne diyeyim diyor. O da inat etti. Kavmine mahcubiyetten dolayı. İnadından yaptı yani bunu. Buna küfrü inadi denir. Küfrü cahili vardır bir de. Küfrü cahili. Cahilliğinden küfre düşüyordur. Azınlık da olsa bazı alimler cahillikten dolayı küfre düşmüş sayılmaz diyor. Ama cumhurun görüşü cahillikten de olsa bir kimsenin küfre düşeceğine kanaat edilmesidir. Bilmeden de küfrü gerektirecek bir iş yaparsa küfre girmiş, cahilliğinden küfre girmiş sayılır.
Bileceksin kardeşim. Seni niye yarattı Allah? Allah bilmeden günah işleyene, bilmeden küfre düşene, bilmediği küfre veya da günaha düştüğü cezasını verdiğinin yanında bir de öğrenmediğinin cezasını verecek. Bilin ki cahil bir şekilde ölen Müslüman İslam'ın akidesini, farzını, sünnetini, vacibini bilmeden, tahsil etmeden, yani ilmihal olarak söylüyorum, geniş mufassal değil, ilmihal, en kısa haliyle mecburi olanlarını bilmeden ölenler ahirette bilmedikleri için de cezaya çarptırılacaklar. Hem yanlışlarından hem de bilmediklerinden. Niye öğrenmedin diyecek Allah. Sana 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80 sene ömür verdim. Ne yaptın sen dünyada? Çok çalıştım Allah'ım, emekli oldum, hanımı da emekli ettim. Ev aldım, kiraya verdim. Yani Allah'ım dünyada ne yapayım başka ben? Allah bunun için mi yarattı seni diyecek. Öyle diyecek, ben seni bunun için mi yarattım? Bu farz olan ilimleri bir kula, akaid ilmi, namaz, abdest, oruç, parası varsa zekat, varsa hac, yoksa onlar da yok. Bu az olan, yani en asgari limitteki ilmi herkes bilmek zorunda. Zorunda. Geçen de söyledim. Buraya geçip hepiniz namaz kıldırabilecek çapta adam olmanız lazım. En az bu kadar bilmeniz lazım yani. Demiyorum hafız olmanız lazım, kurra olmanız lazım, efendim aşare-i takrib okumanız lazım. Bunu söylemiyorum. Şuraya hepinizin şu an burada hadi bakalım dediğinde geçebilecek kadar namaz biliyor olmanız lazım. Evet. Kur'an kafire kafir diyor. Biz de kafire kafir diyoruz yani. Peki ne diyor? De ki ey kafirler, la e'budu. Ey kafirler, ben tapmam de diyor Allah'ımız. Ne zaman yani? Şimdi birkaç iki zamanı birden konuşacağız. Ne zaman tapmam demiş Resulullah Aleyhisselam'a. Allah'ımız diyor ki de ki tapmam de. Ama ne zaman tapmam de? Fil hali şimdi. Ey kafirler, şimdi ben tapmam şu anda. Neye tapmam? Ma ta'budun. Sizin taptıklarınıza tapmam. Neymiş onlar? Minel esnem. Putlardan olan, taptığınız şeylere tapmam. Şimdi tapmam. Evet. Ve la entum a'budun. A'budun. Siz de tapanlardan değilsiniz. Ne zaman? Fil hali şimdi. Kafirlere söylüyor. Ben tapmam. Şu anda sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de tapanlardan değilsiniz. Ma a'budu. Şu an benim taptığıma tapmazsınız. Peki ben kime tapıyorum? Ve huvallahu teala vahdehu. Bir olan Allah'a tapıyorum. Siz de ona tapmıyorsunuz şu an. Putlara tapıyorsunuz diyor Allah. Şey peygamberimiz, yani Allah diyor ki peygamberine böyle de. Ben sizin taptığınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmazsınız. Şu anda böyle bir şey yok. Hani dediler ya bir sene sen bizimkilere, bir sene biz seninkine tapalım dediler ya, onu şimdi diyor. Şimdi sonra var ya mekan, onu söylüyor. Şimdi ben tapmam. Siz de tapmazsınız. Devam ediyor. وَلَا اَنَا عَابِدُونَ Ben tapanlardan değilim. Tapan değilim. Ne zaman? Fil istikbal gelecekte. Hani diyor ya şimdi sonra sana, sonra bana dönüştürüyor zamanı. Ben gelecekte de tapmam diyor yani Resulullah Aleyhisselam. İlk la abudu, şimdi tapmam. İkinci ene abidun ve la ene abidun, gelecekte de tapmam. Birbirine benzer kelimeler ya, zamanları farklı. Zaman mefhumu farklı. Ma abettüm, sizin taptıklarınıza. Gelecekte de tapmam. Şimdi tapmadığım gibi gelecekte de tapmam. Ve la entüm abidun, siz de tapanlardan değilsiniz. Fil istikbal, gelecekte. Geleceği haber veriyor. Belki tapacaklar, Allah'a iman edecekler. Ve la entüm abidun, siz de tapanlardan değilsiniz. Ne zaman? Fil istikbal, siz de gelecekte tapmayacaksınız. Kime? Neye tapmayacaksınız? Me abidu, benim taptığıma. Benim taptığıma tapmayacaksınız. Şimdi de tapmayacaksınız. Sonra da tapmayacaksınız. Nereden biliyor Resulullah Aleyhisselam bu ayeti veriyor? Çünkü alimallahu minhum ennehum la yu'minun. Çünkü Allah'ımız biliyor ki onlardan bazıları iman etmeyecekler. Vahiy işte.